Atasözünde çelişki olmaz. Sual. Aşağıdaki atasözleri çelişkili değil mi? Cevap. Atasözlerinde çelişki olmaz. Onların doğruluğu her asırda onaylanarak gelmiştir. Açıklamaları aşağıdadır. 1. Damlaya damlaya göl olur. Taşıma suyla değirmen dönmez. Açıklama. Birinci söz, azar azar biriktirirsek zamanla bu çoğalır, büyük şeyler küçük birikimlerden meydana gelir demektir. Tasarruf etmek tavsiye ediliyor. İkinci atasözünün bununla bir ilgisi yok. Küçük imkanlarla büyük işler çevrilmez demektir. Bunun gibi elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz denir. Elden gelen öğün olabilir, vaktinde de bulunabilir ama bu her zaman olmaz. Onun için elden gelecek diye yemek hazırlamamak yanlıştır. Bu iki sözde çelişki yoktur. 2. İyi insan lafın üstüne gelir. İti an, çomağı hazırla. Açıklama. İyi insan da, kötü insan da lafının üzerine gelebilir. Mesela terbiyeli evlat buyurmadan iyi işler yapar. Terbiyesiz çocuk da kötü işler yapar. İyi iş yapan evlat övülür. Lep demeden leblebiyi anlayıp yapmak ne kadar iyidir. Bunun için buyurmadan tutan evlat, çağırmadan kalkan avrat, tepmeden yürüyen at diye övülmüştür. Ama ana babaya danışmadan yanlış bir iş yapılınca neticesi kötü olabilir. Bunun için buyurulmadık yumuşu yani işi puşt yani terbiyesiz oğlan tutar derler. Yukarıdaki iki atasözü de böyledir. Yani buyurulmadık işi yapmak yerine göre iyi, yerine göre kötü oluyor. İyi kimse de anılınca gelebilir, kötü kimse de. 3. Eski dost düşman olmaz. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna. Açıklama. Eski dost düşman olmaz demek, huyunu suyunu bildiğimiz, bizim niyetimizi bilen kimseler genelde vefalı olur. Bizim bazı hatalarımızı görmezler, onlardan bize zarar gelmez anlamındadır. İkinci atasözünün bununla bir ilgisi yok. Her konuştuğun kişiye güvenme, hemen sır verme. Başkasına söyleyebilir, dostunda dostu vardır, o da söyler dostuna derler. Öyleyse sırrımızı saklamasını bilelim, dostumuza güvenip de yola çıkmayalım anlamındadır. 4. Fazla mal göz çıkarmaz. Azıcık aşım, ağrısız başım. Açıklama. Birinci söz, kullanmasını bilene fazla mal zarar vermez. Fazla diye atmamalı, saklamalı. Zamanı gelir, işe yarar demektir. Sakla sarı samanı, gelir onun zamanı da demişlerdir. İkinci sözün bununla hiç ilgisi yoktur. İşler çok olursa her birine ulaşılamayacağı için bir sıkıntı çıkabilir demektir. Onun için az olsun, temiz olsun demişlerdir. 5. Fazla mal göz çıkarmaz. Azı karar, çoğu zarar. Açıklama. Birinci söz, dördüncü maddede açıklanıyor. İkinci sözdeki çoğu zarar ifadesinin malla bir ilgisi yoktur. Aşırı olan şeyler zararlı demektir. Çok konuşmak, çok gülmek, çok yiyip içmek gibi şeyler için söylenmiştir. Bunların çoğunun zararlı olduğuna da hiç kimse itiraz etmez. 6. Söz gümüşse, sükût altındır. Sükût ikrardan gelir. Açıklama. Birinci söz Davud Aleyhisselam'ın sözüdür. Çok konuşmak yerine susmasını bilmek çok iyidir. Başımıza ne gelirse dilimiz yüzünden gelir demektir. Sükût alimin ziyneti, cahilin ayıbına perdedir ve hayırlı söz keramet, sükût selamettir buyurulmuştur. Bu konudaki hadis-i şeriflerin birkaçı şöyledir. Susan kurtulur. Sükût eden bir mümine yakın olun, o hikmetsiz değildir.
Selamet isteyen sükût etsin, dilini tutsun. Ya hayır söyle, ya sus. Atalarımız da diyor ki, sana senden olur her ne olursa, başın selamet bulur dilin durursa. İkinci sözün bununla hiçbir ilgisi yok. Sükût ikrardan gelir demekse, susmak, kabul etmek anlamındadır. Bunlar arasında ne çelişki var ki? 7. Bülbülün çektiği dili belası. Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp. Açıklama. İki sözün birbiriyle hiç ilgisi yok. Birinci sözde dilin, yani konuşmanın zararı anlatılıyor ki, bunu kimse inkar edemez. Birkaç hadisi şerif meali şöyledir. Her sabah bütün uzuvlar yalvararak dile derler ki, bizim hakkımızı gözetmekte Allah'tan kork. Kötü söz söyleme, bizi ateşte yakma. Bizim dine uyup uymamamız senin sebebin nedir? Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğri oluruz. Susmak hikmettir, fakat susan azdır. Kurtuluş için dilini tut. Cehenneme sürükleyen dildir. Hatalarının çoğu dilden olur. Yunus Emre de diyor ki, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola zehirli aşı, bal ile yağ ede bir söz. İkinci sözde ise sorup öğrenmek gerektiği bildiriliyor. Bunun birinci sözde ne ilgisi var ki? Elbette bilmediğimizi sorup öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız alimlere sorun buyruluyor. Sormak ayıp değil, dinin emridir. 8. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. İki çıplak bir hamama yakışır. Açıklama. Birinci sözde anlaşmanın önemi vurgulanıyor. İki kişi anlaşırsa samanlıkta bile yaşasalar iyi geçinirler. Orası onlara saray gibi olur demektir. Anlaşamadıktan sonra sarayda da oturulsa saray zindan olur. Buna kim itiraz edebilir ki? İkinci sözün bununla bir ilgisi yok. Evlenecek kimselerden hiç değilse birinin varlıklı olması gerekir. İkisi de yoksulsa sıkıntı çekerler demektir. 9. Harama uçkur çözülmez. Güzele bakmak sevaptır. Açıklama. Harama uçkur çözmek, yani zina etmek elbette büyük günahtır. Buna kim ne diyebilir? İkinci sözün bununla bir ilgisi yok. Güzele bakmak sevaptır hadisi şeriftir. Yani bakması helal olan şeylere bakmak demektir. Yoksa harama bakmak demek değildir. O zaten haramdır. Günümüzde bunlar bilinmediği için çelişkili gibi görünüyor. Güzel manzaraya, güzelliklere, Allah'ın yarattığı harikalara, güzel bir bebeğe, güzel bir çiçeğe bakmak tefekkür olur, ibadet olur. İbretle bakmak gerekir. Allah ne güzel yaratmış diye düşünmek gerekir. Bunun haramla ilgisi yoktur. Günümüzde bu incelikler bilinmediği için atalarımıza dil uzatılıyor. 10. Eşeğe altın semer vursan da eşek yine eşektir. Ye kürküm ye. Açıklama. Bir insan elbisesiyle değer kazanmaz. Görünüşe aldanmamalı demektir. Bir insan zengin olsa, arabası olsa, sarayı olsa ama kendisi adam değilse ne kıymeti var demektir. Zarf değil, içindeki yazı önemlidir. Kimse zarfa bakmaz, içindeki mektuba bakar. Zarf çok şahane olsa, içindeki mektup çok kötüyse zarfın ne önemi olur ki? İkincisi ise maalesef şimdi görünüşe rağbet ediliyor demektir. Nasreddin Hoca'nın bu sözü çok yerindedir. Öteki sözü destekliyor. Yani elbiseye değer verilmez ama cahil halk kürke, görünüşe, elbiseye değer veriyor diye tenkit ediliyor. Az önce bana ikram etmediniz, kürk giyince ikram ettiniz. Siz bana değil, kürke itibar ediyorsunuz diye tenkit için söylenmiştir. Kürke itibar edin demek değil ki. Bu kadar yanlış anlamak olmaz ki. Hiç çelişki yok. Birbirini destekliyor. Maalesef şimdi rağbet güzelle zengine sözü de
ye kürküm ye sözünü destekliyor. 11. Eğri otur, doğru söyle. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Açıklama. Eğri otur, doğru söyle. Yani sen yanlış işler yapıp, zararı sana dokunsa da hakkı teslim etmen, gerçeği olduğu gibi söylemen gerekir demektir. Doğru söylemenin önemi vurgulanıyor. İkinci sözde doğru söyleme denmek istenmiyor ki. 9 köyden kovsalar da yine sen doğru söyle ama dikkatli ol, her doğru her yerde söylenmez. İlmi siyaseti bilmek gerekir, doğruyu ulu orta söylememeli diye ikaz ediliyor. 12. Düşenin dostu olmaz. Dost kara günde belli olur. Açıklama. Elbette düşenin dostu olmaz. Bunu düşen, sıkıntısını yaşayan anlar. Elde bir şeyler varken herkes dost olur veya dost görünür. Elde bir şey kalmayınca herkes sırt çevirir. Düşenin dostu olmaz, hele bir düş de gör sözü bunu güzel açıklıyor. İkinci sözün bununla bir ilgisi yok. Bir dost düşen arkadaşının elinden tutup kaldırırsa o kimsenin kara gün dostu olduğu anlaşılır. İşte böyle kara günde dostunu terk etmeyen gerçek dosttur. Kara günler, düşülen günler dostun hakikisini sahtesinden ayırır. Birbirini tamamlayan iki atasözüdür. Bunlara nasıl çelişkili denir ki? 13. Ava giden avlanır. Atın ölümü arpadan olsun. Açıklama. Birinci söz, birisine oyun oynamaya, onu kandırmaya çalışırken kendi tuzağa düşer, kimseye kötülük yapmaya çalışmamalı demektir. İkinci sözün bununla bir ilgisi yok. At arpayı sever, kimi de sigarayı sever. Sigara içme ölürsün dense o yine içer. Sigara beni öldürürse öldürsün, sigaramdan vazgeçmem der. Atın ölümü arpadan olsun bu anlamda söylenmiştir. Öteki sözle hiç alakası yoktur. 14. Erken kalkan yol alır. Acele işe şeytan karışır. Açıklama. Birinci söz hadisi şeriftir. Erken kalkmak, bir işi zamanında yapmak, yarına bırakmamak övülmüştür. Onun için erken kalkanın nasibi gür olur denir. İkinci sözün bununla bir ilgisi yok. Acele şeytandandır sözü hadisi şeriftir. Aceleyle yapılmaya kalkılırsa birçok yanlışlıklar olur demektir. Bu sözlere itiraz etmek Resulullah Efendimiz'e kadar gidiyor. İşin aslını bilmeden önümüze geleni tenkit etmek hoş olmaz. Atalarımız bunu söylemişse bir bildikleri vardır demeli, tevilini aramalıdır. Hemen çelişkili diye damgayı basmamalıdır. 15. Birlikten kuvvet doğar. Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar. Açıklama. Birlikten elbette kuvvet doğar. Birlik olun, parçalanmayın mealinde hadisi şerifler de vardır. Sürüden ayrılanı kurt kapar diye hem atasözü hem hadisi şerif vardır. Birlik olmaya itiraz edilmez. İkinci sözün bununla bir ilgisi yok. Şıracının şahidi bozacı olur. Yani kötü kötüyü destekler, kusurlu insanlar birbirini övse de bir şey çıkmaz, kendileri çalar, kendileri oynar, başkalarını ilgilendirmez anlamındadır. Birinci sözle hiç ilgisi yoktur. Şimdi mezhepsizlerin, bid'at ehlinin birbirlerini övmeleri buna çok güzel örnektir. 16. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Lafla peynir gemisi yürümez. Açıklama. Tatlı dil, güler yüzle birçok zor iş kolayca halledilir demektir. Hadis-i şerifte tatlı sözün, hatta gülümsemenin bile sadaka olduğu bildiriliyor. Diğer sözün birinciyle hiç ilgisi yok. Sadece sözle iş olmadığı, işin yapılmasını gerektiren diğer sebeplere de sarılmak gerektiği bildiriliyor. 17. Gün ola, harman ola. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Açıklama. Birinci söz, denilen şeyin gerçekleşmesi kolay kolay mümkün olmaz, takdir-i ilahi bilemeyiz anlamına geldiği gibi, bekle bakalım, beklenmeyen bir anda isteklerine kavuşabilirsin,
Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler manasına gelen güzel bir sözdür. İkinci sözün bununla bir ilgisi yok. Böyle giderse neticesi bellidir. Mesela bir çocuk çalışmazsa, tembelse bu çocuk sınıfta kalabilir, geçemez demektir. Çarşamba böyle olduğuna göre perşembenin de böyle olacağı ümit edilir. Adam önüne gelene senetsiz veresiye verir, sonunda iflas ederse bu iş baştan belliydi, neticenin buraya geleceği anlaşılıyordu demektir. İki söz birbirine tezat değildir. 18. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Açıklama. Münafıklık yapma, yani için ve dışın başka olmasın. Neysen öyle görün demektir. Adam fakirdir, zengin gibi görünür. Çorba içip çıkar, döner yediği intibaını vermek için dişini kürdanla karıştırır. Böyle gösterişlerden uzak dur demektir. İkinci sözün bununla ilgisi yok. Bu eski bir atasözüdür. Yeni çıkmış değildir. Eskiden hocalar kitaba bakar söyler. Kitapta olanları söylerdi. Allah ne diyorsa, peygamberimiz ne bildiriyorsa, alimler nasıl açıklamışsa onu söylerlerdi. Şimdikiler gibi kendi görüşlerini din gibi anlatmazlardı. Bu söz, hoca kendisi yapamasa da Allah'ın emrini bildirdiği için bizim yapmamız gerekir anlamındadır. Yani hoca kitaptan söylüyorsa, doğru söylüyorsa, kendisi tam yapamasa da onu kabul etmek gerektiği bildiriliyor. Bir hadis-i şerifte, kendiniz tam yapamasanız da iyiliği emredin. Kendiniz tam sakınamasanız da kötülükten sakındırın buyuruluyor. Yani iki söz de uygundur. 19. Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. İş olacağına varır. Açıklama. Birinci söz, bir şey için olmaz dememeli, olma ihtimalini de düşünmelidir. Ne olmaz sanılan işler olmuştur, hemen pes etme, mücadele et demektir. İkinci sözse, ne yaparsan yap, işi değiştiremezsin. Allah neyi murad etmişse, kaderimizde ne varsa onu görürüz. Acele etme, dinin dışına çıkma demektir. İkisi birbirinden farklı sözdür. 20. Zararın neresinden dönülse kârdır. Gelen gideni aratır. Açıklama. Elbette zararlı işe devam edilmez. İşin neresinden dönülse daha az zararla işi kapatmak mümkün olacağı için faydalı olur demektir. İkincisi tamamen ayrı bir sözdür. Nimetlere şükretmezsek Allahü Teala elimizden alır. Sonra bizde sıkıntı başlar. Beğenmediğimiz için elimizden çıkanları ararız demektir. Şimdi bu söz daha çok gelen müdür gideni aratır. Kötü gidip de iyi gelmez anlamında kullanılıyor. Bu anlamda da kullanılsa yine birinci söze zıt değildir. 21. Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur. Yüzü güzel olanı değil, huyu güzel olanı sev. Açıklama. Bunların ikisi de hadis-i şeriftir. Genelde güzel ve nurlu yüzlü olanın huyu da güzel olur. Bu konuda hadis-i şerifler de vardır. Hayrı, iyiliği, güzel yüzlü olanların yanında arayın. İyiliği güzel yüzlü olanlardan talep edin. Bana bir temsilci gönderirken, diğer uygun şartların yanında yüzü ve ismi güzel olanı da tercih edin. İkinci sözde ise yüz güzelliği, görünüş önemli değil, huy güzelliği önemli demektir. Onun için atalarımız dışı seni, içi beni yakar demişler. Dışı güzel görünse de içinin yani huyunun önemli olduğunu, görünüşe aldanmamak gerektiğini bildirmişlerdir. Pazardan alınan güzel bir karpuz kesilince hamsa veya içi çürümüşse çöpe atılır. Sadece dışının değil içinin de önemli olduğu vurgulanıyor. 22. Akıl akıldan üstündür. Aklın yolu birdir. Açıklama. Birinci söz hadis-i şeriftir. Allahü Teala akılları eşit olarak yaratmamıştır. Akıllı da olur, akılsız da. Buna kim hayır diyebilir ki? İkinci söz
selim olan akıl için söylenmiştir. Selim olan akıllar aynı şeyde birleşirler demektir. Mesela aldığından ucuza satan bir esnafın iflas etmesi normaldir. Her akıl bunu böyle bilir. Aklın yolu burada birdir. Bu söz ötekine ters değildir, çelişki yoktur. Selim olmayan akıllar da var. Bunların mantıklarında bozukluk vardır. Onun için akıl akıldan üstün demişlerdir. Herkesin birleştiği noktalar olur. Yani bu iki söz birbirine asla çelişkili değildir. Çelişki, çelişki var diyenin aklındadır. 23. El elden üstündür. Alet işler, el övünür. Açıklama. Akıl, akıldan üstün olduğu gibi el elden de üstün olur. Aynı işi yapan bir anda daha güzelini yapabilir. Diğeri yapamayabilir. Yani birisi beceriksiz olur, diğeri ise hamarattır. Bunun aksini kim söyleyebilir ki? İkinci sözün bununla hiç ilgisi yoktur. Yani insan aletle bir iş yapar, alet olmasa o işi yapamazdı. Mesela bir tahtayı bıçakla kesmek çok zor ama testereyle kesmek daha kolay. Hele elektrikli testere ise dakikalık iştir. Alet işliyor, el ben yaptım diye övünüyor. Bilgisayarla bir anda Amerika'daki okuyucunun sualine cevap verebiliyoruz. Alet olmasa bunu nasıl yaparız? Yani alet insanın övünmesine sebep oluyor demektir. Alet işlerimizi kolaylaştırır demektir. Diğer sözde bunun çelişkisi nerede? 24. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Yaşın yanında kuru da yanar. Açıklama. Bu ikisi de tamamen farklı sözlerdir. Mesela köyde alışmış olan yalın ayak gezse hiçbir zararı olmaz. Ama buna alışmamış olan muhallebi çocuğu yalın ayak sokağa çıksa hemen hastalanır. Bir işe alışmış kimseye bunun zararı olmaz demektir. İkinci sözün bununla hiç ilgisi yoktur. Bir bela geldi mi umumi gelir. Bir deprem olsa kötülerin yanı sıra iyiler de ölür. Bir kötünün çok kimseye zararı olur, kötülere engel olunmazsa onların yüzünden iyiler de zarar görebilir demektir. Bu iki sözde çelişki yoktur. 25. Zorla güzellik olmaz. Zora dağlar dayanmaz. Açıklama. İnsana istemediği, beğenmediği şeyleri zorla kabul ettirmemeli demektir. Bir kız zorla evlendirilirse o da bu sözü söyler. Bir şeyi sevmek içten gelen bir duygudur. Zorlamakla bu duygu değişmez demektir. İkinci sözün bununla hiç ilgisi yoktur. İstediğini zorla elde etmeye çalışmış kimselere, çok güçlü görünen kimseler bile boyun eğmek zorunda kalır demektir. Zor oyunu bozar diye de ayrı bir atasözü vardır. Mesela bir pehlivan ne kadar iyi oyun bilirse bilsin, öteki kuvvetliyse oyun bilmese de tutup yere çalabilir. İkisi arasında hiçbir benzerlik ve çelişki yoktur. Zor kelimesi geçtiği için alınmış. Zorla çelişki olmaz ki. 26. Harama el uzatılmaz. Üzümü ye, bağını sorma. Açıklama. Harama elbette el uzatılmaz. Uzatılır demek dine inanmamak olur. İkinci sözün bununla hiç ilgisi yoktur. Üstüne vazife olmayan şeye karışma demektir. Yoksa hırsızlıkla alınan üzümü ye demek değildir. Bu da zoraki bir yakıştırmadır. 27. İşleyen demir ışıldar. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Açıklama. İşleyen demir pas tutmaz şekli de vardır. Çalışan hantal olmaz, sağlıklı ve dinç olur demektir. Akarsu pislik tutmazken durgun su kirlenir, mikrop yuvası olur. Burada çalışmanın, hareket etmenin önemi vurgulanıyor. Nerede hareket, orada bereket de denir. İkinci sözün bununla hiç ilgisi yoktur. Bir insan 70 yaşına da gelse doğuştan olan bazı huylar değişmez demektir. 7 yaşında pasifse 70'inde de pasif olur. Burada kesinlikle çelişki yoktur. 28. Kervan yolda düzelir. Balık baştan kokar. Açıklama. Kervan yolda düzelir sözü, yörüğün göçü gide gide düzelir atasözüne benziyor.
Hele bir işe başlayalım, zamanla bu iş düzelir demektir. Bir an önce işe başlamanın önemini bildiriyor. Çünkü bir işin bitmesinin ilk şartı o işe başlamaktır. İkinci atasözünün bununla hiç ilgisi yoktur. Başa gelen bütün kötülükler ve iyilikler baştakilerden gelir. Yani baştakiler iyi olursa işler iyi, kötü olurlarsa işler kötü olur. İş başa bağlı demektir. İki söz farklı sözlerdir, çelişki yoktur. 29. İnsanın kıymetini insan bilir. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Açıklama. Burada da hiç çelişki yok. Burada insan demek iyi insan demektir. İnsan ol, delikanlı ol demek iyi ol demektir. Alimin kıymetini alim bilir de denir. İyi insan, iyi insanın kıymetini bilir demektir. Bu sözde herhangi bir yanlışlık yoktur. İkinci söz, çiğ süt mecazdır, olgun değil anlamındadır. Kötü insanlardan zarar beklenir anlamındadır. Kötü insan iyiliği bilmez, zararı dokunabilir demektir. Bazıları, çıkarı olan işte kendisine iyilik edene bile nankörlük ederler demektir. Bu iki söz arasında çelişki yoktur. 30. Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al. Beş parmağın beşi bir değil. Açıklama. Genelde bir kız anasına çeker. Anası iyi ise, ahlaklıysa, kızı da iyi ve ahlaklı olabilir. Anası kötüyse, kızı da kötü olabilir demektir. Bir kız araştırırken, ailesinin iyi mi kötü mü olduğuna bakmalı demektir. Çünkü çocuk, ana babasına çekebilir. Eskiden kumaşlar, bezler kenarından bilinirdi. El tezgahlarında dokunurdu. Kenarı iyiyse iyi, kötüyse kötü olduğu anlaşılırdı. İkinci söz, insanlar birbirlerinden farklıdır demektir. Uzunu kısası olur, iyisi kötüsü olur. Huylusu huysuzu, akıllısı delisi, güzeli çirkini olur. Alimi zalimi olur demektir. Birinci söze zıt değildir. 31. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Nerede çokluk, orada rezalet. Açıklama. Bir elin nesi var? Bir kişiyle bu işler yürümez, yardımcılarının da olması gerekir demektir. İkinci sözse, bir işe çok kişi karışırsa o iş yürümez. Her kafadan bir ses çıkar. Kimse birbiriyle anlaşamaz demektir. 32. Öfke baldan tatlıdır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Açıklama. Öfkenin faydalısı ve zararlısı olur. Allah için olan öfke iyidir. Nefsten kaynaklanan öfke zararlıdır. Önce zararlı olanı anlatalım. Nefsimizden gelen öfkede ipin ucu nefsin ve şeytanın elindedir. Onlar öfkeyi körükler, şuuru örter, aklı giderir, deli gibi eder. İnsan ne yaptığının farkında bile olmaz. Artık her zararı yapabilir, eşini boşayabilir, hatta öldürebilir. Bunlar o anda ona tatlı gelir. Bunun için öfkeliyken bağırıp çağırmak insanı deşarj edebilir, rahatlatabilir. İçine atmıyor, dışarı atıyor denmiştir. Öfkeyle kalkıp kırıp dökmek zararlı öfkedir. Fakat insan dine uyarak iradesini kullanabilirse zararlı olan öfkesini yutar, kimseye zarar vermez. Böyle kimseler övülmüştür. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, asıl pehlivan rakibini değil, öfkesini yenendir. Faydalı olup baldan tatlı olan öfke Allah için olan öfkedir. Dinimize hakaret eden kafirlere öfkeli olmak, onlara sert davranmak dinimizin emridir. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Kafirlerle, silahla, münafıklarla, dille cihad et. Onlara sert davran, düşmanlık göster. Tevbe suresi 73. ayeti. Allah-u Teala eshab-ı kiramı, yani Peygamber Efendimizin arkadaşlarını kafirlere karşı öfkeli, Müslümanlara karşı merhametli diye övüyor. Bir ayeti kerime meali şöyledir. Onlar kafirlere karşı çetin ve birbirlerine karşı merhametlidir. Fetih Suresi 29. ayeti. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sevdiğin zatı incitene, öfkelenmez, darılıp gücenmezsen köpek senden daha iyidir.
Bu öfkeler Allah rızası için olduğu için kıymetlidir. 33. Doğru söyleyenin başı kel olur. Doğru söyleyene ölüm yoktur. Açıklama. Birinci sözde doğru söyleyen tenkitlere maruz kalır demektir. Doğru söz kişiye batar da denmiştir. 9 köyden kovarlar da denmiştir. Doğru söz acı gelir de denmiştir. Bu ifadeler sakın doğru konuşmayın demek değildir. Her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir anlamındadır. İkinci sözde doğruluğun, doğru konuşmanın önemi anlatılıyor. Bu manada doğru söze can kurban, doğru söze akan sular durur, doğruların yardımcısı Allah'tır denmiştir. Doğru söyleyen tenkide maruz kalsa da yine doğrudan ayrılmamalı, yalandan, yalancılıktan uzak durmalı demektir. Bir hadis-i şerifte şu mealdedir. Doğru olun. Doğruluk cennet kapılarından bir kapıdır. Yalandan sakının. Yalan cehennem kapılarından bir kapıdır